Ona diyorsun ki gel birlikte mutlu olabiliriz. Birlikte birçok şeyi aşabiliriz. Birlikten güç doğar. Seninle her şeyi yapabilirim, gerçekleştirebilirim. Sana güç olabilirim. Senin o mutsuzluklarını ben mutluluğa çevirebilirim. Biz bir aradayken çok iyiyiz. Ama uzaklaşınca çok kötü oluyoruz. Ben seni gerçekten seviyorum, özlüyorum. Sen her şeyi söylüyorsun ona. Elinden gelen tüm çabayı sarf ediyorsun, fazla fazla gayret ediyorsun, fedakarlıklar yapıyorsun. Ama karşındaki insan diyor ki aşamayacağımız şeyler var. Geçmişte şöyle şöyle şunlar oldu. Seninle alakalı olarak karakterlerimiz bazı noktalarda uyuşmuyor. Tam olarak senin hissettiğin gibi hissedemiyorum. Gibi gibi sana bir sürü bahane üreterek sizin asla bir arada olamayacağınızı, asla olmasa bile bir arada olunca mutlu olamayacağınızı sana söylüyorsa karşındaki insan mazoşist bir birey olabilir. Canlarım, ciğerlerim. Bugünkü konumuz mazoşist nitelikteki insanların sana karşı ilişkide uyguladığı tavırlar olacak. Belki de karşına çıkmış olan insan, çok değer verdiğin insan mazoşist olabilir. Belki sen de olabilirsin. Bu anlatacağım olaylarla birlikte karşı tarafı daha iyi analiz edebileceksin. Ben Ceylin Akçalı. Yıllardır sizlere yaşam ve ilişki koşulu yapmaktayım. Birçok hayat hikayesinden derlediğim olaylarla birlikte ve kendi araştırmalarımla birlikte sizlere yeni yeni güzel içerikler oluşturmaya devam ediyorum. İlişkideki problemlerin üzerine gidiyoruz. Burada taktikler videoları paylaşıyoruz ve aynı zamanda eğlenceli vlogları paylaşmaya devam ediyorum. Siz de lütfen kanalıma abone olun. Siz de bunlardan haberdar olursunuz. Aklınızdaki kişiyle aranızı düzeltebilirsiniz bu kanal sayesinde. Ya da bir sonraki ilişkinizde ya da yeni tanışacağınız insanlarda uyguladığınızda benim anlattığım şeyleri hayatınızda birçok şey değişebilir. İlişkileriniz evliliğe doğru yol alabilir. Çok kişinin evliliğine vesile oldum. Umarım kalben de söylüyorum. Sizin de hayatınıza ışık olabilirim. O zaman haydi videonun detaylarına geçelim. Öncelikle mazoşist insanın belirtilerinden bahsedeceğim. Teknik detaylara çok fazla girmeden anlayabileceğin şekilde. Aranızdaki sürecin nasıl yaşanabildiğine dair ve bu belirtilerin onda olup olmadığına dair sen de bu videoyla bilgi kazanmış olacaksın. Seninle tanıştığı süreç içerisinde gayet mutlu, enerjik, hayat dolu, o kadar keyifli bir insan ki. Sen diyorsun ki ya mazoşist olamaz, kendi kendine eziyet edemez. Halk arasında bir tabir var mı? Mazoşist insanlar kendilerine acı çekti zevk alırlar diye. Bu tabir doğru ama detaylarına inince bazı şeyleri fark edeceksin. Şimdi karşına geçtiğinde senin de çok eğlenceli, keyifli vakit geçiriyor. İlk tanıştığınız, flört ettiğiniz zamanlarda o kadar hayat dolu ki diyorsun ki muhtemelen mazoşist olma ihtimali yok. Çünkü çok eğleniyor, çok mutlu, çok güler yüzlü. Yani bana öyle bir enerji veriyor ki mükemmel bir enerji. Kendimi onun yanında zinde hissediyorum, hayat dolu hissediyorum. Hatırladın mı o günleri, onunla yaşadığın günleri? Şimdi biraz daha zamanı ileriye doğru atalım. Sana verdiği o mutluluğu senden nasıl teker teker aldığı hakkında konuşalım mesela. Sana bir mutluluk verdi, üç mutsuzluk verdi. Bir mutluluk verdi, on mutsuzluk verdi. Sana bir verdi, on verdi. On verdi, yüz verdi, yüz verdi. Sonra sen dedin ki hayır, biz çok mutlu olduğumuz günler vardı. Tamam az. Mutsuz olduğumuz zamanlar daha fazla ama o az zamandaki mutluluğu tekrar istedin. Karşındaki insan sana karşı duygularını o zaman da gösterdi. Sana karşı savunmasızdı seninle flört ettiği o zamanlarda ya da duygularını aştığı zamanlarda. Ama zaman içerisinde mazoşist kişiliği ortaya çıkmaya başladıkça sana karşı da bir koruma çemberi oluşturmaya başladı. Bu ne demek oluyor? Bu tarz insanlar toplumda herhangi bir insana güvenmezler. Herkese şüpheyle yaklaşırlar. Kendi hayatlarında o mutluluğu hak etmediklerini düşünürler. Yani dışarıdan insanları izlerler. Aa, çok güzel ilişkileri var. İşte çok güzel aile kurdular. Aa, çocukları var. Çok güzel, keşke hani ben de böyle olsam. Hani özenirler. Ama kendilerini o hayatlara layık görmezler. Kendilerini mutlu bir ilişkiye layık göremezler. Bu yüzden bu tarz insanların ilişkilerinde, geçmişlerine de baktığında ilişkilerinde çok fazla mutlu olamadığını görürsün. Sadece alışkanlıkları vardır. Mesela diyelim ki uzun süreli birisiyle sevgili olmuştur ve ona alışmıştır. Alıştığından dolayı o mutsuzluğunu karşısındaki insana yansıtır ve onun enerjisini emer, tamam mı? Kendi enerjisini hissetmez yani. Ona kötü hissettiriyorum, kötü şeyler yapıyorum. Bunu düşünmez. Çünkü onu düşünecek halde değil. Yani karakter anlamında yaşadığı bu psikolojik problemle birlikte sana yaşattığı o psikolojik şeyleri anlayamıyor. Tam olarak çözümleyemiyor. Sana üzüntü verdiğinin farkında ama bunun nedenli büyük olduğunun farkında değil. Aynı şekilde sana yaptığı gibi başkasına da yaptı. Uzun süreli ilişkisinde de yaptı. Flörtlerinde de belki yaptı ya da flörtlerinde o aşamaya hiç geçmedi. O yüzden yani tam böyle
o ciddi moda bağlayamadı, duygusal olamadı o kadar. Çok duygusal olmaya başladıklarında zaten bu yanlarını gösterirler. Şimdi onların uzun süreli ilişkilerine baktığımızda şunu görebiliriz. Karşısındaki insana farkında olmadan eziyet ediyor ama bunun farkında olmadığından dolayı karşı taraftan büyük tepkiler görmeye başlar. İlk başta küçük tepkiler görür, sonra büyük tepkiler görmeye başlar. Sonra karşısındaki insan bunu kale almamaya başlar. Çünkü neden? Enerjisini o kadar çok emdi ki o hayatındaki kişinin. O yüzden de bir süre sonrasında karşısındaki insan ondan uzaklaşmaya başlar. Ve o sonrasında der ki ben hiç yanlış yapmadım ki. Ben ona hata yapmadım. Ne dediysem yaptım. Ne uyguladıysam yaptım. Niye benden uzaklaşıyor? Hani birbirimizi seviyorduk. Her zaman yanımda olacaktı. Bana böyle hatalar yapmayacaktı. Mazoşist insanın savunma şekli bu şekildedir. Karşısındaki insanın ne kadar enerjisini emdiğini hakkında herhangi bir fikri dahi yoktur. Şu anda eğer böyle bir kişiyle muhatapsan ya da geçmiş zamanda muhatap olduysan sana ne kadar eziyet ettiğinin farkında değil canım. Bu gerçekle yüzleşmelisin. Peki bu tarz insanlar başka ne gibi kafa yapılarına giriyorlar? Hayatlarında evlilik olsa dahi karşısındaki insana tam anlamıyla güvenmesi uzun seneler alabiliyor. Yani evliliğin 3. 4. senesinde ancak güvenebiliyor. Ya da bir şeyleri aşmaya başladıkça ya da karşısındaki insan o güveni vermeye başladıkça en yakın zamanlarda aşabilir ama yine de bu kolay olmayacaktır. Çok zor karakterdedirler bu insanlar ve hani onun güvenini kazanmaya çalışacaksın, saygısını kazanmaya çalışacaksın, sevgisini kazanmaya çalışacaksın. Seni o kadar yorar ki, senin hayat enerjini o kadar çok emer ki, yani sen böyle mutlusun, her şey yolunda, sana bir mesaj atar böyle, bütün mutluluğun gitti. O gün bütün enerjini emecek sadece bir cümle kullanması sana yetti. Mazoşist insanların özellikleri sadece kendilerini mutsuz etmezler. Aynı zamanda karşısındaki insanı da mutsuz etmeye bayılırlar. Yani daha doğrusu bunu isteyerek yapmıyorlar. Yani özellikle ya ben sana yazayım da sen mutsuz ol diye yapmıyor bunu. Bunu istemeden bilinçaltı olarak yapıyor. Çünkü niye? Çünkü sen ona gerçekten değer veriyorsun ve onun nazını çekiyorsun. O ne dese bir şekilde alttan almaya çalışıyorsun. Hayatında olmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki mutlu olalım. İşte birlikte şunları yapabiliriz. Bak şöyle tatile gidelim. Şurada çok güzel yerler var. Tamam diyor sana. Diyor ki tamam yapalım. Yapalım bunu. Okey. Sonrasında ertesi gün ben gelemiyorum. Enerjini emdi tekrar. Ne yaptı? Sana önce bir umut veriyor. Sonra o umudu geri tık aldı. Mesela dersin ki ya işte şurada bowling var, sinema var. Hatta ben ayarladım. Konser var. Konser biletini ayarladım. Gidelim tamam mı? O da dedi ki ya keşke bana da sorsaydın. Neyse ayarlamaya çalışacağım der sana. Sonrasında sabah sana yazar o günün sabahı ya da birkaç saat sonra ya da bir şekilde aranızda en ufak bir tartışma olur ya da hiç tartışma olmadan sana der ki kusura bakma ben gelemiyorum. Enerjini emdi. Olumlu bütün enerjini almak zorundadırlar. Şöyle düşün. Karşındaki insan full negatif enerjiyle dolu bir insan. Ve bunu sana belli ettirmemek için elinden geleni yapıyor. Bazen çok mutlu gözüküyor. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Diyorsun ki kendimi özel hissediyorum. Bana kendimi özel hissettiriyor. Ama sonra sana verdiği mutluluğu iadesiyle fazla fazla alıyor. Çünkü önce seni yükseltiyor, sonra tık aşağı çekiyor. Şimdi şöyle, enerjisi negatif ya. O yüzden hani ilk başta sana belki bunu yapmasa, bu kadar pozitif gelmese bunu düşünemezsin. Dersin ki zaten hep öyle karamsar bir insan falan dersin. Hani bir şekilde zaten en başından belli enerjimi emecek. Ama bu tarz insanlar gizli kapaklı enerji emiyor. Yani bilinçaltı olarak senin enerjini emiyor. Belki sen bu videoyla birlikte bir şeyleri daha çok algılamaya, anlamaya başlayacaksın karşındaki insanı. Şimdi senin yükseltti ya enerjini. Sonra o bütün yükselttiği enerjiyle toplam senin enerjini komple çekiyor. Bunu bir ruh emici olarak düşünebilirsin. Kendi ruhu yok. Tamam mı? Enerjisi sıfır. Sana son kalan enerjisini veriyor. %10 enerjisi kalmış. %100 üzerinde. O son enerjisini mutlulukla sana veriyor. Sen oluyorsun %100, %110. Tamam mı? Sonra senin o %10'unla hepsini birden çekiyor. Sen kaç kalıyorsun? Sıfır. Sıfır kalıyorsun. Sıfır. Sonra üzülüyorsun. Ya niye kendin, niye böyle şeyler yapıyorsun? Kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Senin tüm enerjini emdi çünkü. Ama o ne yapıyor? Ben sana kötü bir şey demedim ki. Ben sana kötü bir şey mi söyledim? Ben yapmayacağım mı dedim? Sen böyle yapmasaydın ben zaten yapacaktım. Sen şunu söylemeseydin ben zaten gelecektim. Zaten yetecektim, yapacaktım, olacaktım. İşte anlamadın, anlamıyorsun, anlayamıyorsun. Seni psikopat mazoşist.
Sen benim takipçimden ne istiyorsun? Ha, enerjisi bitik. Allah kahretmesin. Enerjisini emdin bu insanların. Enerjisini emdi, bunu tükettin. Sonra da karşısına geçmiş. Ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadın ya. Hiçbir şey yapmadın bu. Geliyorlar burada bak, yorumlarda yazıyorlar YouTube yorumlarında. Ya işte beni mahvetti. Bari umut vermeseydi. Niye umut ver? Niye umut veriyorsun? Niye umut veriyorsun o zaman? He? Hadi bunu da açıkla. Şimdi. Sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Yine bu tarz insanlar kendilerini mutlu ilişkiye layık görmezler. Kendilerini mutsuz ettikleri gibi karşısındaki insanı da mutsuz ederler. Kimseye güvenmez. Bu tarz insanlar kendileri mutluluğu hak görmezler ama onu seven insana da mutluluğu hak görmezler. O yüzden onun enerjisini bitirmek için elinden geleni ardına koymaz. Sonrasında pişman olur, bir vicdan yapar, bir şeyler yapar, sonra uzaklaşır. Ama sonra kendisini geri hatırlatır. Çünkü karşısında ona değer veren bir insan var ve hayat yeterince kötü. En azından iyi bir şeyler olsun hayatına, en azından onun yüzünü güldürecek bir şeyler olsun diye seninle konuşur. Ama tekrardan senin hayatından gitmeye meyilledir. Mazoşist çeşitleri var. Mesela bunlardan bir tanesi de sahiplenme güdüsü çok yüksek olan mazoşistler. Bu az önce anlattığımdan bir tık farklı. Onlar da nasıl oluyorlar biliyor musun? Karşısında değer verdiği bir insan varsa asla ondan vazgeçmiyor. Yani karşısındaki insan onu süründürsün, elinden gelen her şeyi ardına koymasın. Hatta davalık olsunlar, polislik olsunlar fark etmiyor. Karşısındaki insandan vazgeçmez. Yani sürünse dahi vazgeçmez. Kendisine o acıyı layık görür. Ama o insanla mutlu bir ilişki yaşayamaz. Çünkü neden? Çünkü onun tarafından o kadar eziyet görmeye alışmıştır ki onunla mutlu bir ilişki sadece onun için bir hayaldir. Belki aranızda bu durumu yaşayanlar vardır. Kendilerini sürekli olarak kötü, negatife çeken mazoşistler var. Bunlar da şöyle. Mesela seninle çok güzel bir gün geçirdi. Harika bir gün geçirdiniz. Çok eğlendiniz, güldünüz, ettiniz. Yarın bir gün seninle konuştuğunda sana der ki o gün çok kötüydü ya, çok kötü şeyler oldu. Sen dersin ki yani ne oldu? Sen bana şunu söyledin, sen bana böyle yaptın. Yani seninle ilgili olarak ya da genel olarak kendi hayatıyla alakalı olarak aslında güzel olmuş olayları kötü olarak hatırlayabilir. Sen ona iyi bir şeyden bahsederken onun bazı kötü konuşmalar yaptığını görebilirsin. Bu da yine mazoşist özelliklerinden bir tanesi ama bu tiplerinden bir tanesi. Hepsi böyle diyemiyoruz ya da hepsi öyle az önce anlattığım gibi sahiplenici peşinde koşuyor diyemiyoruz. Bunlar çeşitleri arkadaşlar. Histrionik kişilik bozukluğuyla bir arada mazoşistlik yaşayan insanlar var. Bunlar da sürekli olarak kendi hayatlarından başkalarına fedakarlık ederler. Yani hani kardeşim okusun, ben elimden gelen her şeyi yapayım. İşte annem iyi olsun, işte arkadaşım iyi olsun. Hep başkaları için koştururlar ve böyle bundan bir haz alırlar. Kendi hayatlarından çok fazla baltalarken etrafındaki herkese yararlı olmaya çalışırlar ama kendi hayatlarında hiç mutlu olamazlar. Sürekli başkalarına yardım ederek, fedakarlık yaparak mutlu olabileceklerini zannederler. Ama aslında çok ciddi bir mazoşist problemidir bu. Bu tarz olaylar yaşayan insanlar da var. Yine benzer bir sürü çeşit mazoşist tipi var. Ama genel olarak anlattığım şeyler ilk başta anlattıklarım. Sana nasıl tavırlar uygulayabilecek insan olduğundan bahsettim zaten. Genel mazoşist özelliklerine geçecek olursak eğer sen onunla alakalı ne kadar başarılı olabileceğini düşünsen de sürekli onun başarılı olması için çabalasan da kendisini çok başarıya yakıştırmaz. İlk başta bunun için çabalar sonrasında yarı yolda bırakır ve bundan vazgeçebilir. Yani bir konuda tam başarılı olabilecekken kendisini yarı yolda bırakır ve sonrasında ya sen benim yanımda durdun, sen bana güç destek oldun demez sana. Bu şeyi de göstermez yani. Hep yanımdaydın falan demez. İşte güçsüzlüğünü mesela görme diye seninle konuşmayı kesebilir yani. Sen bana iyilik yaptın demez sana. Bir de bunların sürekli terk edilme korkuları var. Mesela senden hoşlandı diyelim ya, sana çok bağlanmaya başladı. Sen onu terk etme diye kendisi seni terk edebilir. Çok saçma geliyor belki size, biliyorum ama kendisi terk edilmesin. Yeter ki kendisinde kaybetme korkusu olmasın diye bağlanmaktan korktuğundan dolayı sağlıklı bir ilişki yaşayamayabilir. Mesela sana aşık oldu diyelim. Tamam mı? Mazoşist bir insan. Seni kaybetmekten korkabileceği ve sen onun zaafı olabileceğinden dolayı seninle hiç birliktelik kurmamak onun için daha mantıklıdır. Onun yerine çok fazla aşık olmadığı normal sıradan bir insanı hayatına almak onun için çok daha mantıklı gelir ve sana aşık olsa dahi
kalbine başka birisini almaya çalışır. Çünkü onu kaybetmekten o kadar korkmaz. Seni kaybetmekten korkacağından dolayı senden uzak durmayı tercih eder. Mesela acılarını bazen seninle paylaşırken, üzüntülerini paylaşırken bazı günlerde komple senden kopabilir. Kendi içinde bunu çözmeye çalışabilir. Kendi içinde de çözemez ama başkalarının yardımını da istemez. Yani mesela sen ona yardım etmeye çalışıyorsun. Daha iyi olacaksın, bak ben sana yardım edeceğim. Her şeyi birlikte çözebiliriz diyorsun ama seninle tam olarak o irtibatı sağlamaz. İlk başta sağlar gibi gözükür. Sonrasında kendi köşesine çekilir, kendi içinde çözmeye çalışır. Sen sonrasında yeniden ona destek olmaya çalışsın, belli edersin. Seninle yine bir şeyleri paylaşır ama sonrasında tekrardan aynı döngüye girer ve kendisini kenara çeker, seninle konuşmayı bırakır, seni aramayı bırakır, mesaj atmayı bırakır. Kendi içine kapanır böyle, çözeceğim, çözeceğim. Neyi çözeceğim? Tek başına neyi çözeceksin? Gerçekten psikoloji bozacak cinsten karakterlerde olabiliyorlar. Ne yazık ki aranızda belki video izleyenlerde de vardır. Güzel geçirdiğiniz günleri olumsuz hatırlar. Sen hep güzel şeyleri hatırlatırsın, o hep en olumsuzları tercih eder. Sen gelecekten bahsedersin, o geçmişten bahseder. Sen yeni bir şeyler kurmaktan, yeniden güzel bir şekilde hayata bağlanmaktan bahsedersin, o unutamayacaklarından. İşte geçmiş zamanda yapılmış olan, hatta senin belki aklına bile gelmeyen, unuttuğun şeylerden bahseder sana. Sürekli olarak böyle bir saçma bir gurura girer ama kendi yaptıklarını sen ona söylediğinde hemen bir savunmaya geçer. Yani seni daha çok suçlu başlamak onun daha çok işine gelecektir. Kendisinin mutluluğu hak etmediğini düşündüğünden dolayı gelecekle alakalı olarak öyle mutlu bir hayatım olur falan filan sadece onun hayalinde var olan bir şeydir. Gelecek zaman diliminde sen olmasan dahi onun hayatında olacak insanın da yine enerjisini emeceğinden dolayı çok da mutlu bir aile kurması mümkün değildir. Yarın bir gün belki bir çocuğu olur, çocuğuyla mutlu olabilir ama çocuğuna da o mutsuzluğunu ve o depresifliğini yaşatacağından dolayı çocuğu da büyüdükçe kendisinden uzaklaşacaktır. Yani bu tarz insanlar ömür boyu yalnızlığa mahkum ediyorlar kendilerini. Ne kadar üzücü olsa da yani çözmeye çalışmaları lazım. Aranızda bu tarz durumları yaşayan bir kişi varsa açıklama kısmında yazan kafleri.com adresimden randevu alabilir ve benden yaşam koşu alabilir özel olarak. Ya da karşınızda bu tarz bir insan varsa bunu nasıl çözebileceğinizle alakalı olarak benden taktik alabilmek için özel görüşmek istiyorsanız ilişki koşu alabilirsiniz yine açıklamada yazan kafleri.com üzerinden. Şimdi canlarım, bu tarz insanlar çok zor karakterlerde olduğundan dolayı ilişki yaşamak çok 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 zordur ve kolay olmayacaktır. Çok sabırlı olmanız gerekecektir ve kendinizi ağırdan satmanız gerekecektir. Karşınızdaki insanı etkileyebilmek için onun dediği her şeye tamam dememeniz gereklidir. Karşınızdaki insanı sürekli kaybetmekten korkarsınız ama o sizi kaybetmekten korktuğunu düşünse bile, hissetse bile size bunu hiçbir şekilde yansıtmaz. Yani gerçekten seni seviyor mu, sevmiyor mu algısını sen yaşayamayabilirsin. Bazen dersin ki beni çok seviyor gibi, bazen benden nefret ediyor gibi. O ikisinin arasında bırakır. Ne yazık ki aslında senin değil karşındaki insanın psikolojik bir şeyleri toparlaması için destek alması lazım. Eğer bu tarz mazoşistlik yaşayan bir insansa. Ama yine de elimizden geleni yapabiliriz. Bu tarz insanlara dair genel bir video oluşturamam. Çünkü hepsi farklı bir mazoşistlik yaşıyor. O yüzden sadece özel seansla ben bunu halledebilirim. Aranızda bu durumu yaşayan varsa. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım böyle bir sene denk gelmemişsinizdir. Yani yaşayabileceğiniz en zor ilişkilerden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Özgün içeriklerimizle bu kanalda yayınlanmaya devam edeceğiz. Öpüyorum, bay bay.